Buyurun Sayın Başbuğ. Şimdi burada e, hani en önemli yere geldik. Hani az önce işte başlıklar açtık. Enerji olsun, savunma sanayi olsun. Hani yapamadık, edemedik gibi algılanmasın. Yaptırılmadı, edilmedi. İçeriden sabote ile bu süreç durduruldu. Ve bunda da ciddi başarı sağladılar. Karakuş Paşa'mın örnek verdiği Kirligil. Aleni sabotajla fabrika havaya uçuruldu ve durduruldu. Bunun gibi daha birçok süreci biz işte petrol aramaları vesaire Birebir şahit olduk. Ben işte sınırda hep görev yaptım. Ee, Suriye sınırı enteresandır. Gerçekten bir cetvelle çizilmiş çizgidir. Hemen sağı sizin olduğunuz yer <laughs> petrol kuyuları. Kamışlı, Kamışlı civarı. Kamışlı civarı. Şakır şakır işliyor. Şuraya geliyorsunuz petrol yok diyorlar. Yani bu akıl alır gibi bir süreç değil. İhaneti görüyorsunuz ama o dönemlerde yaşın, rütben veya konumun yetmiyor bunu durdurmaya. Şimdi biz ilk defa bu fırsatı yakaladık. Bakın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde müsiyatta bir konuşma yaptı Sayın Erdoğan. Bir trenden bahsetti ve dedi ki bu sefer ıskalamayacağız dedi. Bakın biz Cumhuriyet Atatürk döneminde şaha kalkmışız. Fabrikalar açılıyor. Ülke gerçekten o savaştan çıkan ülke kimsenin hayal etmediği bir şekilde destan yazıyor. Fakat Atatürk'ten sonra bir anda şalterler indiriliyor. Yavaş yavaş süreç işte şu an bizim tartıştığımız noktaya getiriliyor. Başlık şu. Hani Sayın Selçuk Bayraktar'ın işte endişe duyuyor musunuz? Selçuk Bey çok kibar bir lisanla endişesini dile getirmiş. Ben bir üst çıtaya taşıyayım. Eğer Allah korusun 2023 diye hep ondan adlandırıyoruz. Hani o 180 dereceler işte bir takım değişiklikler gerçekleşirse o kadar tatlı gene eskisinde olduğu gibi sabot edileceğiz ki daha iyisi var, daha yenisi var, daha ucuzu var. Bırakın bu işleri, ülkenin Peki. enerjisi başka yerlere harcanıyor gibi başlıklarla bu sürecin yavaş yavaş kapatıldığını göreceğiz. O nedenle biz gerçekten şu an iyi bir ivme yakaladık. Amerika daha dün, Türkiye birkaç yıl içerisinde ilk 10 içerisinde olacak ülkelerin diyor, savunma sanayinde. Yani oradaki aritmetik rakamlarla elde ettiğimiz güçle bize konumlandırdığı nokta o ve doğru okuyorlar. Hatta ben biraz daha ileri götüreyim. Belki dünyanın ilk 3-5 ülkesinden biri olacağız çok yakın bir sürede. E siz şimdi bu süreç içerisinde yapmanız gereken oyunu görmek, işte Mete'nin az önce vurguladığı konu ondan önemli. Yani biz niye yapmadığımızı, neden engellendiğimizi bir türlü şu an konumlandıramadık ülke ve millet olarak. Artı bir takım çevrelerin niye bu süreci ısrarla görmediğini de anlamlandıramadık. Bakın yedi düvel takdir ediyor. Avrupa Hazettin'den değil, bir şekilde duygusunu kusmak için kapak yapıyor. Fakat içimizdeki bir takım odaklar süreci görmediği gibi bir de olanı küçültmek için, olanı engellemek için bel altından vuruşlarla süreç götürmeye çalışıyor. Az önce işte o gemilerden örnek verdik. Peki, yani bunun önüne nasıl geçilebilecek? Uyanmayla. Yani ben hep şunu söylüyorum. Burada bakın e, meslektaşız. Hep biz vatan kurgusuyla geldik bugünlere. Komutanım da aynı şekilde. Yani. Bizim için bayraktan ötesi yok Vatandan ötesi yok Ve bu mantıkla hep hareket ettik Dolayısıyla halen de aynı mantıktayız Burada ısrarla hep şunu vurguluyoruz Diyoruz ki Burada bütün kimliklerden arının Yani siyasi, etnik, dini Hepsini bir tarafa bırakın Şu süreci tarafsız Hiçbir yerin etkisinde altında kalmadan Bir değerlendirin ya Yani bu ülke ne oldu da bir anda enerjide şaha kalktı Bu e, olmayan gemileri Ülkeye kazandırdı olmayan süreçte bir takım Karadeniz'de, akdeniz araştırmalar yapıyor ki bunlar şu an elde ettiğimiz kazanımlar. Az önce bir başlık açtık kısa kaldı. Ee, biz bu gemileri diğer ülkelerde de araştırma ve e, geliştirme faaliyetlerinde kullanırsak oradan da ne alacağız? Yani şirketler ya böyle aynısını çalışıyor. Şey teklif ediyor. Somali e, petrol araması için Türkiye'ye hak tanıyacak tanıyacağını söyledi. Ve oraya gittiğiniz takdirde bulduğunuz petrol Libya'da kendi açıklarında kendi açıklarında. Ee, yani bunu Türkiye'deki gemilerle mi yoksa Türkiye'nin ee, denizi mi? Eğer denizde mi? istiyorsanız, denizde istiyorsanız bu gemilerle tabi. Hmm. Yoksa Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı e, biliyorsunuz birkaç Peki ülkede ya. bunun anlaşmasını imzaladı. Libya şu anda çalıştığımız Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı orada çalışmalı hala sürüyor. Yıllardan beri sürüyor. E bunlar da rahatsız edici tabii başka güçler. Kesinlikle ya. Ya bakın yani... e, ya keşke e, hani bir çok güzel bir tabir var. Hep bu örneği her gittiğim yerde veriyorum. E, mesele orada başlıyor. Moskova'ya gidenler e, Moskova'nın hemen dışında büyük bir süngü anıtı görürler. Hemen yan tarafında da Napolyon'un şeyi vardır. E, müzesi vardır. Fransızların işte yeni uğrattığı yer. Bu niçin diye sorduğumda burası Napolyon'u durdurduğumuz yer diye söylerler. Hemen Moskova'nın hemen dışında bir yerdir orası. Çok yakın. Ya geldiği yeri işaretliyor. Yani biz hata yaptık ve Napolyon buraya kadar geldi kardeşim. Ben de soruyorum şimdi. Biz ne hata yaptık da bunca zaman geri kaldık kardeşim? Hadi gelin bana o süngüyü bir yere takın. Hadi bir yere o anıtı koyun. Hadi buraya ihanetlerle ilgili o müzeyi yapın Bakan. Nereye evet, koyacak? o süngüyü nereye yerleştirirdi mesela projesi içerisinde? Siz neresi olduğunu düşünüyorsunuz kırılma noktasını? Vallahi ben açık ve ne söyleyeyim. 1938. Hatta 96 geç. Yani başlayan oyundan bahsediyoruz. Şimdi yani e burada siyaset konuşmuyorum. Vefat. Burada siyaset konuşmuyorum. Yani İsmet İnönü dönemi, o dönem falan da eleştirmek için söylemiyorum. Hmm. Atatürk'ün hayata bakışı, felsefesi, mücadelesi, yapısı farklıydı. Am tamam. adam o yüzden adı Atatürk, o yüzden siyaset ödesi değerlendiriyoruz, o yüzden çimento tutuyoruz, o yüzden çok farklı seviyoruz, o yüzden ona bakışımız <laughs> ve görüşümüz çok farklı, çok farklı. Ondan sonraki yaşanan süreç de 2. dünya savaşı çünkü 38'den sonraki sürecin içine baktığınızda bir dünya savaşı yaşıyor ve bütün dünya denklemi değişiyor. Amerika'nın Hegemon güç olarak ilk tanı, tanıldığı dünyada ilk ortaya çıktığı dönemi denk geliyor. Ondan sonra tabii her şey, bütün paradigmalar değişiyor. Yalnız şu başlığı da açarak izleyenleri rahatlatalım, dinleyenleri. Mete az önce çok önemli bir yere temas etti, gemiden. Gerçekten inanılmaz engellemelerle karşılaşıldı. Sadece gemilerimiz değil, projenin sahibi Berat Albayrak dahil nasıl saldırı uğradığını hep birlikte gördük. Bunlar? E, bu süreç içerisinde her türlü tehdide rağmen buraya getirdiğimiz yabancı personel gerçekten can ciğerine bir görev yaptı ama benim e, yanlışsa düzelt e, gene sahadan aldığım bilgi hani o, bu teknolojiye daha çok yeniyiz. Know how dedikleri bir sistem Onu var. Şu anda gemilerde şu an e, Türk personel çalışıyor. Heh, şu an bizim personelimiz artık bu konuyu da aştı. Türk personeli Öngörülenden da çok daha kısa sürede teknolojiyi ya. aldık kendi ayaklarımız üstünde duracak noktaya geldik ve şu an şükürler olsun faaliyeti biz yürütüyoruz. Ya benim mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz? Gerçekten bu ülkenin insanları o kadar fedakar ve o kadar cefakar ve o kadar zeki ki. E, o gemide bir tane şey kullanılıyor e, malumunuz. Bir tane aşağı doğru in, indirilen 3000 metreye kadar inebilen bir e, denizaltı. Fatih diye hatırlıyorum ben hatırlamıyorsam. Fatih. Fatih diye. Onun yapım ile tanıştım İDEF Fuarı'nda. Yani Hikayesi zaten bir başarı hikayesi. 3000 metreye inen ve tamamen Türk mühendislerinin gerçekleşmiş olduğu bir denizaltıdan bahsediyoruz. Özellikle bu petrol aramalarında çok önemli bir evet. e, sistem bu. Ya Bunu yapan, zekaya sahip olan bir ülkenin evlatları herhalde e, 2010 yılında doğmadılar değil mi? Anaları da zekiydi, babaları da zekiydi, hocaları da zekiydi. Ya onu yapabilme potansiyeline sahip olan bu ülkenin evlatları... Yıllar Doğru önce bunu yapabilmiş olsalardı biz nerede olurduk sorusuyla beraber değerlendirilmiş yorum. Zamanı nasıl kaybettiğimizi sorgulamıyoruz hiç. Bu çocuklar bu ülkenin evlatları, bu girişimciler bu ülkenin evlatları, bu ülkenin evlatları bunları bugün mü öğrendiler? Yok kardeşim ya. Bir başka başlık. İşte 90 örneğini o yüzden verdim. İşte komutanım onu söyledi. 90'da uçan o eee İHA Serüveni niye bitti orada kardeşim ya? Bu ülke terörle mücadele en çok istediği konu oydu. 90'lı yıllarda buna neden ara verirsiniz? E bir başka başlık terör konusu. Aynı ordu, aynı isparat teşkilatı, aynı coğrafya, aynı örgüt. Ama şeye geliyoruz ondan sonra. Devrim arabaların benzini yoktu değil mi? Heh. Acaba İHA'ların da mı benzini yoktu o yüzden yapmadı? <laughs> Yakıtı yok Benzer yoktu. sabote orada hiçbir şey bulamazsa asersen cinayetleri gibi Peki. bir anda Nedim Şener ne diyecek? Bambaşka yere geliyor.